Ya da örnek 8. Birim karelere ayrılmış bir düzlem üzerinde O merkezde çeyrek çember. O merkezdeyken şuradaki O merkez için şurada bir ya çeyrek çember var. Ondan bahsetmiş. C merkezi yarım çember var. Şurada görüyorsunuz. Şu kahverengi olan yarım çemberden bahsetmiş. Merkezi C'ymiş. Şekli çiziliyor. DC paraleldir. Yani şurası şu maviyle gösterilen uzunluk. Kalemi geçmedim. Şurasıymış. Şuna paralelmiş. Yani DC AO'ya paralel diyor. Bunu bahsettik. Neyi sormuş? X demiş. Zaten X'i görüyorsun. Şuraya kaç? Yani DAO açısından bahsetmiş. Bu ne kadar olduğunu sormuş. Bunu bulmaya çalışalım şimdi. Evet. Ne yapılabilir ona bakalım. Bir kere şurası 90 derece. Çünkü ne de bu çeyrek Diğer tarafta 90 derece. çeyrek bol için evet çeyrek daire merkezde yani çeyrek daire biliyorsanız tam dördü. İlk 90 derece şekli burası. Bu da 90 derece paralel düşün. Bu da tamam. Şimdi nasıl yapalım? Şurayı düşünmemiz lazım. Şöyle uzatırsak, şöyle şu çeyrek daireyi şöyle tamamlıyorum. Yarım daireye şöyle. Şimdi şu x açısının gördüğü yer neresi kadar? Şurası değil mi? Şöyle gösterecek olsam. Evet hocam. Kırmızı tarıyorum. Burası bizim gördüğümüz yaydır. Bu nasıl olabilir acaba? Şimdi tabii burada başka ne yapabiliriz? Şurayı çizsem. Burada bir yarıçaptır. Şurası iki katıymış mi? Şöyle bir kural var da kızlar. Hani şurası yarıçap ya. Bu BC'nin yarıçapı tabii şey. Şu yarım daire şeklinde çizmiş ya. Buraya biz küçük R dersek. Şurada küçük R olmaz mı? Yarıçap. Bu da yarıçaptır. O halde çeyrek çemberin yarıçapı 2R oldu. O halde bu da ne yapar? Çeyrek çemberin yarıçapıdır. O halde burada da 2R yazarız. Daha sonra şuradan bir çizgi çizelim. Nereden? O ile D'yi birleştirmek istiyorum. Şu anda kırmızı maviye geçtim. Yani şurayı da birleştiriyorum bu şekilde. Bu birleştirdiğim uzunluk var ya O D nedir? Aynı zamanda çeyrek olan çemberin, baştaki çeyrek çemberin yarıçapıdır. Yani bu kırmızı mavi ile çizdiğim çizgimiz O D uzunluğu 2R kadardır. Şimdi şuraya bakacak olsam bir üçgen oluştu. Dikkat ettiğini bilmiyorum. Şöyle bir dik üçgen Evet. oluştu. Burada kimler var? Şurada 2R'miz var. Burada R'miz var. R var. Böyle bir özel üçgen var. Bunun adını bile var. Hangi üçgendir bu? İpucu. Şurası C'ydi. 45, 45, 90 üçgen değil miydi? Yahlar sizin değil. 30, 60, 90 üçgen. Yok, 30, 60, 90 45, mıydı? 45 neydi? R kök 2'ydi. Burası iki katı görürsünüz. Yani hipotenüse 2R varsa bir kenarlardan biri R idi. Yarısı kadarsa 30-60-90 üçgen. Yani zaten R ne? Bu iki katıysa R dediğim şey 30'un karşısında bulunur. R. 90 katı zaten 2R var. O halde bu da 60 gelir. Demek ki şu açı var ya burası 60 dereceymiş burada. Şuraya gidiyorum. Dikkat et. Sen şu açıdan baktın. Burası 60. O halde bunun gördüğü yayı görüyor musunuz? Şurası yani. Burası merkez açıdır 60. O halde merkez açı Orası gördüğü için şurası var ya. doğru. Şu yeşille taradığım yer 60 derece olması lazım. Yani buraya 60 yazıyorum. Yani BD yayı 60 olduk bizden. O Şurası zaman şurada mesela de, AD de 30. şurası mı diyorsun? Evet hocam, orası AD. oluyor. AD. Ha şurası evet doğru. Böyle 30 yapar. Güzel. Onu da kabul ediyorum. Doğrudur. 30 derece. Şuradaki şu yarım şu kırmızı çizdi ki devam ettirilmiş mi? Çeyrek çember. Yarıya tamamladım. Burada 90 derece olmaz mı? Evet Şurası. 90 hocam, 180'e Yani tamamlayacağız. değil mi? 180. Yani şurası 180 olması için zaten şurası 90'dı. Zaten Evet. burası 4 yarısı çember olsun. Şimdi şurası 90'sa buraya 90 kaldı. Yani şu kırmızılı olan yer şu yayın tamamı 90'dı. O halde x açısını görüyorsun. Nereye görüyorsun? Şu kırmızı taradığım yerde. X neymiş o halde? 90 artı 60'ın yarısı kadar olmaz mı? Hatırlarsan çevre açı üren 60. Evet. Çevre açı gördüğü yayın yarısı. Kimi görüyor? 90 ile 60'ı gördüğü için x dediğimiz açı. Bunun yarısı ne yapar? 150'nin yarısı da Belki olmuyor mu? 75 mi yapar? 52. Evet, 75. Cevaplara göre aşağıda kalmış galiba. Evet, 75 mi doğru cevap? Evet. Şurada bir bakalım cevap herhalde. Evet, 75. Bu şekilde bitmiş olur soruda. Hocam, bu soruyu başka türlü çözebilir miyiz? Nasıl mesela? Ne bileyim, başka bir yöntemi var mı?
Başka bir yöntem olabilir de yani bir, şu an aklıma gelmedi bir. Şöyle de yapabiliriz mesela üçgen yardımıyla mecbur çemberi de kullanacağız da bazen üçgene geçme ihtimalimiz de var. Mesela ben şöyle Hocam bir asıl olan zaten şu yarı çapı görmek, yarı çapı gördükten sonra yapılıyor gerisi. abi şu 30-60-90 şöyle mutlaka görmen lazım. Bunu görmezsen zaten sıkıntı var. Yani onu görmedikten sonra çözüme gidemeyiz de. Mesela ben şunu gördüm. Mesela şuradaki OD uzunluğu bir yarı çaptı. Çeyrek çemberin. Şu da eşit değil mi? İkizkenar üçgen var. Gördün mü? A, O, D ikizkenar. Evet. Hani bu açıda X yapılmaz mı? Yazılır. Şu açı kaç yapar? 90 değil. Şuraya 30 kalmaz mı? Şu parçaya. Evet. O zaman şurada X artı 30. Üçgenin iç açısı değil mi? Bundan toplamda 180 olmaz mı sizce? Evet. O zaman burası 2X yaptı. 30 diye taraf attı. 150 yaptı. Sonra her tarafı 2'ye böldük. 75 böyle de yapılabilirdi yani başka. Yani üçgenden yararlanarak. İkinci yol yani. İkinci yol derken tabii bunu mutlaka bulmanız lazım. Yani 30-60-90 şeyini bulmak lazım. Şu açıdan ne olduğunu demeniz lazım ki. Yani ben öyle yaptım ki 30-60-90 üçgenini gördüm. 60 kaldı. Burada 30 kaldı. Sonra şurada 2R 2R olduğunu söylemiştik. Burada ikizkenardı. Halde XX yazdık. Şuraya 30 yazdık. Buradan da 75 bulduk. Yani böyle de yapılabilirdi. Evet. Bu şekilde tamam. Diğer bir soru, böyle bir çember vermiş, O noktası merkezmiş, 160 derecelik bir merkez açı verilmiş, OC'li de neymiş, CB eşitmiş görüyorsunuz, 160 vermiş, X vermiş, X nedir diye soracağız, burada ne yaparız? Hocam O'dan B'ye çizgi çekeriz. Şu Aynen. OB'yi Üst birleştirin, kenar tamam. üçgenmiş. Şuna eşit olur mu artık burada? Neden? Bu yarıçap ya, R Evet. de, bu da R. Eşit O olur zaman, hocam oralar. efendim, bunun hepsi Evet. eşit oldu, o zaman bu nasıl bir üçgendir şurası? İkiz kenar. Yok. Üç tane kenar Beş üç. kenar. Beş kenar. Beş kenar. Bunların hepsi 60'tır. Yani şu 60'tır. Bu açı 60'tır. Yani bu C açısı da nedir? Yine 60'tır. Şuraya yazayım. Altmış. O zaman şu açıya kaç kaldı? Tek şu kısma yukarı. Şundan bakayım. Şuraya Yüz gitti. değil mi? Yüz Şuraya 100 kalıyor. kaldı değil mi? Doğru. Evet. İçinde boyadım yer 100 oldu. Hani 160 değil tamam. 60 aşağı kaldı. Yukarıda 100 kaldı. Evet. Tamam. Bundan sonra ne yaparız? Hocam cevap 50 mi? Ya 40 herhalde ya. Şurası eşit olur mu sizce? Bak A, bu da yarıçap değil mi? A, O da O, B eşit olan Evet. yarıçap ya bak. 3 tane yarıçap var. 1, 2, 3 tane. O zaman burada bir ikizkenar Burası üçgen. 60 oraya 40 kalıyor. Yani burada X diye bu da olabilir. Buraya X diyebilirsin. O da olabilir. Yani X artı X değil mi? Hani şu ikizkenar olduğu için şu taban açısı X'te. Bu da tabanda. Bu da X'te. Burada bir 100 var. X artı X artı 100 eşit 180 diyeceğiz. İç açıların toplamı 180 ya. Oradan yapayım ben. Buradan 2X geldi. Eşit 80 diyeceğiz. Çünkü 100 buraya attım. Çıkarım. 80 kaldı. Sonra x eşittir 40 yapar. Zaten iki sormuş. Cevap o halde adına. Bu kadar yani. Yani yarıçap oluşturup oradan ikizkenar üçgenler bul. Soru genelde öyle çözülüyor. Bütün sorular genelde böyle. İkizkenar üçgenler bulmak, eş açılar bulmak. Evet, bu şekilde tamam herhalde bu soruda. Yani yine böyle bir soru verilmiş. Ne yapabiliriz? Evet. Yani merkezde şu kesişim noktaları var. Hep bunlar birleştirmeniz lazım. Hep Güzelim. merkezde kesişim Orada noktaları. neyi Mesela şu çizmemiz kesişim noktaları gerekiyor? efendim. Orada neyi Evet, çizmemiz o da gerekiyor? ne? Yani burası merkez. Merkezde ne yapıyor? Kirişin çemberi kestiği yere kadar çizmeniz lazım. Burası önemli. Hep böyle yapıyor genelde. Hocam orada bir yarı çap var. Evet, işte yarıçap oluşuyor zaten aynı zamanda. Şöyle bıraktım. Şurası ne oldu? Yarıçap oluyor. Yani bu da eşit oldu. Dikkat ettim. Hani burası yarıçap ya. Çift çizgiyle göstermeyeceğim. O zaman bu da çift çizgi. Hatta şu da çift çizgi. Şuraya kadar ama. Evet. Hatta bu da çift, şu da çift çizgi değil mi? Bu da yarıçap ya. Şuraya kadar yani dikkat şurayı ayrı göstereyim. Buraya kadar çift çizgi. Yani yarıçap. Yarıçap. Dört tane yarıçap var. Bir de buna yarıçapa eşit parça bir yerde böyle bir eşitlik verilmiş. Evet. Bundan sonra ne düşünebilirsiniz? Ne gördünüz ya da? Bir eşkenar üçgen var yine. Hocam o zaman Eşkenar nerede bir de? AO var ya orası da 25. Orası 25 derece. Şu açayım. Hangisi diyorsun? Şurayı mı Orayı diyorsun? diyorum, sizin gösterdiğiniz yeri diyorum. Şu anki değil mi? Şurası mı diyorsun? Evet. Burada 25'te sebebi niye? İkizkenar üçgen var. Neden? Bak. Burada eşkenar yok. Sen biraz önce kim eşkenar dedin? Eşkenar nasıl olacak? Bir de. Hocam O D açısından. O D hani üç tane bir üçgende üç tane eşitlik var mı sence? Yok. Bilden. Yok bence göremiyorum. Sadece şurada ikizkenar var. Bak şununla şu eşit ya. Bu ikizkenar. Şununla şu eşit. Şöyle tamamı eşit olsa eşkenar olurdu.
şu yakın olduğu için eşkenar olmaz burası. Mesela şunda şu işte, o zaman şu E, O, C de bir ikizgen. O halde buraya 25 yazıyorum. İkizgen olduğu için. Daha sonra ne var? Şu açıyı bulabilirsiniz. İki iç açının toplamı 3, 50. bir üçgeni tabii ki. Kendine komşu olmayan dış açı işte. Yani burası 50 olacak. Değil mi? Daha sonra burada bir ikizgen görüyorsunuz. Burada ikizgen olduğu için şu taban açıdır değil mi? Burada tabandır. Yani burada 50'dir. Bu taban, bu da taban. 50-50 geldi. Daha sonra şu açıyı bulabiliriz değil mi? 50-50-100 yaptı. Buraya 80 kalmaz mı? Evet. Tamam. O halde şunu da bulabiliriz artık. Çünkü bunların toplamı doğrusal ya burası. Bunların toplamı 180 olması lazım. Yani x artı 80 artı 25 eşittir 180 olmalı. Evet. 80 ile 180 sadece işte burada 100 kaldı. Böyle yapıyorum. Sadeleştirmeyi böyle gösterdim. Sonra bunun 100 olması buraya 75. 75 lazım değil mi? Aynen 75 hocam. Yani cevap C olması lazım. Yani cevap C misal. Bu kadar da geçiyoruz o halde. Sorun yoksa. Tamam. Böyle bir soru vermiş. Örnek 11. 8 programlı bir bulaşık makinesinin dairesel bir butonun etrafında sabitlenmiş 8 çizgi şeklindeki gibi birden 8'e kadar numaralandırmış. Herhalde şundan bahsediyor. Numaralar ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup buton döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi çizgi gösterirse o çizgiye ait program seçilmiş oluyormuş. Yani şöyle bir program var. Zaten makine kullanmayı biliyorsunuz. Herkesin vardı belki bir fikri. Şurada 8 tane Evet. çizgi var. Farklı farklı. İşte şuraya geldin ne yapıyor işte kurutma, bilmem sıkma falan filan var. Neyse. Ha, bulaşık makinesi pardon. Başka özelliklere sahip de. Evet, ne diyor 7 numaralı program seçilirken yani şundan bahsetmiş seçilmiş şey. Buton saat yönünde 150 derece döndürüldüğünde bir numaralı program seçilmiş oluyormuş. Bir dakika. 7, yani 7 numaralı şu program diyor. Seçilirken diyor. Buton saat yönünde. Saat yönü neydi hatırlıyor musun? Bu trigonometre vardı hatırlıyor musun? Pozitif. Pozitif. Negatif yön. Ay Ters. pardon, Saat yönü. negatif. Saat buta dönüyor. Buta doğru döndü değil mi? Saat Evet, yönünde negatif. 150 derece döndürüp bir numara program seçilmiş. Yani o zaman şuradan şuraya gelmesi 150 derece mi oluyor? Onu demek istiyor Evet. herhalde. Buna göre 8 numaralı program seçilirken buton saat yönünde 220 derece döndürüldüğünde hangi program seçilmiş oluyor? Şöyle. Şu anda buradayız. Ben 150 derece döndürmüşüm. Nereye gitmiş? İşte bir numara kalemi çizgiyi seçeyim. Kalemde biz çizgiyi. Şimdi şurası merkez olsa şuraya bir yere gelir değil mi? Bu aradaki açı da 120 biraz uygun değil ama herhalde şöyle yapacağız. Saat yönü bu taraf olduğu için bu tarafa döndürdük. Burası 150 derece oluyormuş değil mi? O zaman şu yay ne yapar? Şu an tamamı şöyle göstereyim. Burası 150, yani merkez açı ya burası. 150 ne yapar? 150'yi gördüğü için biz buraya 150 derece yazacağız. O zaman geriye arka tarafta kim kaldı? Hani 360 150. tamamı. 360'ta ne yapacağız? 150'yi çıkaracağız mı? Bir tür hani burası şöyle dairesel olduğu için burası 360 bir 210. tür nedir? 360 derece. 150'yi çıkarınca kaç kalır burada? 210. 210 mu? 110 mu? 210. Yani şurası 210 yaptı. Burada kaç tane? Bunlar da eşit. Burada öyle demişler. Her aralık eşit. Nerede yazıyor? Ha, mesafe eşit oluyormuş. Yani hepsi eşit olduğu için kızlar şuradaki yani kaç tane dilim var? Bak şöyle iki gösteren yer var. Üç, yani saat gibi düşünün. Beşi göster, şu altıyı göster değil mi? Burada kaç parça olursa ona bölmemiz lazım. Kaç parça var sayalım. Şurası bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bunların hepsi eşit yani. Şöyle altı tane eşit dilim var. Hani ben 210'u neye bölmem lazım? Altıya bölmem lazım. 6 ya. Altıya bölsem kaç yapar? 35 mi yapar kızım? Evet. Yarısı ne yapar? Bunun yarısı ben 35 3'e hocam. böldüm. He, 30, 35. normalde 35. Demek ki şu iki programası 35 dereceymiş kızlar. 35 derece. Bütün hepsi eşit yani. 35 derece. Bize neyi sormuş zaten? Şeyi sormuş. 8, program numarası 8 iken diyor. Şuradayken yani. Bunu da başka bir renkle göstereyim. Evet, bunu da şöyle. Şu anda yeşil. 8'deyken diyor program. Biz neyi seçiyoruz? 220 derece döndü. Saat yönünde demiş ne?
Saatin bu taraf. Yine buradan döndüğümde nereyi gösterir? Onu bulacağız. Evet. Şurada bir 35 dedik açı vardı. Onu tekrardan şöyle nasıl mavi mi göstereyim? Şu ikisinin arası 35 derece ya kızlar. Hani iki programı eşit diye 35 derece diye burası. Ben şu anda şurası 150 idi hatırlarsanız. O zaman buradan ne yapacağız? Şu açıyı ya da şöyle diyelim. 150'den 35 çıkıyor Şuraya kadar, herhalde. şuraya kadar zaten 150 yapar mı şuraya kadar? Yani şuradan başladım. Bak, yeşilden başladım. Şuraya kadar tekrar 150 yapar. Tam şu bütün Evet. yolu. 150. Geriye kaç kaldı? 220. O halde ben 220'den 150'yi çıkarayım. Öyle yapıyorum ben. Burada ne kaldı? 70 mi kalıyor? Demek ki 70 olması ne lazım? Bir tane, iki tane 35 tane. Bir de şurası. Bir 35 burası. Bir de şuradan 35 gelecek. İki tane. Demek ki bu 4, 4'ü çalıştırıyor. Tam şeye geldiğinde 220 derece döndü de 4'e denk geliyor. Yani cevap burs olması gerekiyor. Böyle bir soru sormuşlar. Evet, cevap 4. Basit bir soru Bence değil. bayağı zor. Basit değil mi ya? Evde kullandığım bulaşık makinesi. Benim kuram şey. Kuram şey. Neler varmış değil mi? Evet. Bunu da geçtik. Evet. Başlık teğet giriş açı. Evet. Burada ne anlatacağız bakalım. Köşesi çember üzerinde bulunan. İşte bir köşesi tam burada şurası köşe oluyor ya. Bu çember üzerinde olacakmış. Bu köşe. A köşesi mesela. Bunlar ve kiriş ile bir teğetin belirttiği açı. İşte şurası T, AC nedir? Bir teğettir. Şu doğru parçası geçtiğim bir çembere teğettir. Şurada AB nedir? Bir Hocam kiriş açı. ekran yok ki. Nasıl yok? Ben Bizde var. Senin internetinde bir sorun vardır kanka. yani. Tamam geldi şimdi geldi. Evet. Şurası diyorum AC diyorum çemberini teğettir. Değiyor bir nokta şurası. Şu AB'nin bir kiriştir. İşte başlığı ondan alıyor değil mi? Bak başlığa bakarsan T kiriş diyor. Yani bir tane T bir kiriş olması lazım bir açı oluşsun değil mi? T ile kirişin buluştuğu açı işte biz buna T kiriş açı diyoruz. Yani başlığa uygun dikkat edersen. Belirttiği açı T kiriş açı de, yani T kiriş açı denir ve bir T kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani ne demek istiyorum? Şuradaki şu yayı görüyorsun değil mi? Şuradan başlıyor B'den başlıyor. İşte A'ya kadar olduğu yer, olan yer. Şu alfa olan açı ne yapıyor? Şu yayı görüyor değil mi? Baktığı yer. Evet, biz bir görme diyoruz buna. Şu kısım AB yayını görüyor alfa açısı. İşte burası mesela 50 ise mesela burası yay. O zaman şuradaki açı ne yapıyor? Yarısı oluyor. 25 oluyor. 25. Bunun gibi düşüneceğiz. Yani geldik sorumuza. Görüyorsun şurada teğet var. Bak şurada kiriş var görüyor musun? AD bir kiriş. Buradaki AB'de nedir? Teğettir. O zaman şuradaki kırk var ya kırk nereye giriyor kızlar? Bak 80. şuraya. Burası neresi tabii? 80'lerin yeri neresi? Şu B'de. çarpı bir. Evet AD mi olacak? Evet BD, hocam. BD şunu görmüyor. Yayı görüyor. Yaydan bahsediyor. B açısı 80 oluyor. B açısı mı? Şöyle mi diyorsun? Evet, yarısı değil mi? Hayır, 40 oluyor. Yay, 40 yaydan mı oluyor. bahsediyor? Bir dakika yaydan yola çıktı. Şu açı 40'sa o halde bu yayı görüyor. Hani açıyı da görüyor ama bizim için yay önemli. Yayı görmesi önemli. Şu yayla ilişkili değil mi? Bak şunu. Şu 40 açısı ne yapıyor? Şu yayı görüyor. Buraya ben 80 yazacağım. Yani şurası 80 derece oluyor. AD yayı. O halde AD yayı 80 ise şu çevre açıdır. Bunu da geçen ders söylemiştik. Yani bu 80'i ne yapacağım? Yarısını mı alacaktım? Hatırlıyor muyuz? Burada 40. var. Yarısı olacak 40. Evet, burada ikisinin üçgen var. Yani AC ile AB eşit o zaman bu da nedir? Bu açıya karşı 40 gelmez mi? Evet 40 geliyor İkisinin hocam. olduğu için tamam. Bize neyi sormuş tabii ki? X açısı nerede? Şurada. O halde üçgenin iç açısı toplamı 180 ya oradan yola çıkabiliriz. Evet, şuradaki iç açısı toplam burada 40 var. Burada 40 var. Başka ne var? Şurada bir 40 var. Bir de X var değil mi? Bunları topladığımızda ne olması lazım? 180 olması lazım. Böyle yapıyorum ben. Ya buradan kaç 60 yapacak? Şurası cevap. 120 yaptı. 120'ye x ekledi. 180 oluyormuş. O halde x buradan ne yapar? 60 yapar. O halde cevap 60 olması gerekiyor. X soru zaten. Evet. Değişik olması gerekiyor. Bu da bu kadardı. Yine AB şunlar zaten vermiş. 30'da 70 zaten görüyorsunuz. Şuradaki 30 açısı var. 70 var. X var. Nerede? Şurada.
AB şekildeki çembere B noktası teğetmiş. Şundan bahsetmiş. Teğetten bahsetmiş. O zaman X açısı kaç diye sormuş. Teğet giriş açıyı gördün mü kızlar? Teğet giriş açı. Yocum. Teğet giriş açı. Teğet giriş açı. BD değil mi? BD. BD. Şurası bizim yayımızdır. Yani şu, aslında şu 30 derece açı var ya, burası bizim giriş, teğet giriş açımız. 30 derece yer. Burası olan şurayı görüyor değil mi 30 derece? Şu mavide işaretlediğim yer bu yaydı. Bu yay ne olması lazım? Yani kaç derece olması lazım? 60. Evet, buraya 30'un iki katı 60 geldi. Yani şunu iki katını alalım. 60 lazım. Tamam. Şimdi şurası 60. Şurası çevre açı değil mi? İki Evet. açı. O zaman buraya kaç gelir? 30. Yani yarısı doğru. 60'ın yarısı 30 gelir. Aynen Doğru. 30. Daha sonra şurada bir üçgen var. Yani ABC üçgeni var ya, ondan bahsedeyim. Üçgenin iç açılarını toplayalım. X var. Nerede? İşte şu açı X'te büyüsün. C açısı 30 yazdım. B açısı ne kadar kızım? Şunu tamam. 100 değil mi? 70. 70 100 değil. bulalım. Hayır. 200. İkisi beraber. Ve oraya 70 artı 30 Hayır. demiş 50 desem. kalır. Ve şu B açısı. 180 olması için. Ve buraya 100 ise buraya da 50 kalır değil mi? Hani Evet şurası hocam. 100 ya. Bu da 30 ise buraya X'de 50 kalır. Doğru cevap. X'i sormuştu zaten. O zaman cevap Adana bitti. Başka bir soru. Evet. Teğet giriş açı. Yani şurada oluşuyor değil mi? Tamam. Biz şu yayı bulabiliriz. Şu yayı bana kim verir? Şuradaki mavide boyadığım yer. Yay. 50. Yaydır. 50. Çünkü 50 50. 25'in katı, doğru. Yazdım. O halde şurayı gösterin. Bu kez de şu BD yayı var ya, bunu kim görüyor? Onun cevabını oradan söyleyebilirsiniz. Bu kırmızı yay ne kadardır sizce? Bu yayı gören açıyı gördünüz mü? Bu yayı gören bir açı var. 70'i görüyor musunuz? 70 nereye görüyor? Bu kırmızı yayı görmüyor mu kızlar? Aa evet. 140 140 Evet. mı olacak o zaman? Evet, doğru, iki katı 140, güzel. 140. Tamam. Evet, şimdi şimdi şuradaki kiriş açıyı söyleyeyim. Teğet kiriş açı var. Bak şu kiriş değil. Şurada teğet değil. Yani ben size şu açıyı istiyorum. D değil. Şu mavi çizgi ya da devam ediyor açı. Dikkat, bu açıyı istiyorum. Bu açı kaçtı sizce? 75. Yarısı değil mi? 140'ın. Biraz önce teğet kiriş açıyı Aa görürken pardon. burası alfaydı, bu yay iki alfaydı. Yani 70 demeniz lazım değil mi? Şunun tamamı 70'miş kızlar. Açıyorum. Tamam. Şimdi şurada bir üçgen var ya, A, D, B üçgenini gördünüz mü? Şurada bir üçgen var ya kızlar. Şurası kaç? 70 değil mi? Şurada kaç Evet. var? X var. Şurada kaç var? 25 mi var? Hı. Bu açı bulunur mu artık? Bulunur değil mi? Biz bir şey öğrenmiştik 9. sınıfta, hatırlarsanız. Buradaki iç açı, bu da iç açı. Bu iki iç açının toplamı neydi? Diğer açının dışına eşittir. Yani x de 110 mu kalacak o 25'in, zaman? bilemiyorum. Ha, burası 110 yapar. Oradan da gidebilirsin. Yani 110 dersin. Sonra üçgenin iç açısı. Ben daha pratik bir şey söyleyeyim. Yani bunu 110'u bulmadan şöyle bir şey vardı. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı diğer açının dışına eşittir. İki iç bir dış diyoruz biz kısaca. İki iç bir dış. İki iç bir dış. Evet. İki tane iç açıyı topladım. Dışa eşitmiş 73'ti yani. Buradan kaç gelir? 70'ten 25 çıkarsanız kızlar. 5 mi yapıyor? Öyle değil mi? Evet. Üçgende atıyorsan bu özellik önemli bir üçgen özellikle. 9. hatırlarsanız iki tane iç açının toplamı diğer açının dışına eşittir. Bunu kullandım. Buradan da 45 geldi. Cevap o halde şu olması lazım. Hocam eğer 110'dan gitseydik nasıl olurdu? Aynı olur. Daha yapayım. Şurası kaç yapar? 110 dedim. 110. Şu ikisinin toplamı kaç yapar? 110, 25 daha. 135 yapar. 35 evet. 180'den 135 çıkart tekrar. Yani bir daha işlem yapıyor. Ha, Kaç gelir o aynen. zaman? 5 kaldı. 25. 45 kalmaz mı yine? Evet. Yani bak 45 oldu işte. Ya bu kadar uzun iki defa işlem yapmak, yani biz ne? Tek işlem halledelim. Şu ikisinin toplamı diyorum. Buraya eşittir. İki iç bir dış. Bu pratik bir yöntem yani. Çoğu yerde kullanıyoruz biz sürekli. Evet, bunu geçiyoruz halde. Bu kadardı. Evet, önemli demiş yine. Bir çemberde çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derece. Evet. Çapı, şu çap biliyorsunuz. Bunu gören çevre açı şurada görüyorsunuz değil mi? Bu çevre açıdır. Bu 90'dır. Neden 90 demiş adamlar? Şundan dolayı bak.
şu yayı görüyor musun? AB yayını çiziyor mu şu anda? AB yayı. Evet. Bu yayı yaş kaç derece kızlar? AB yayı. 180. 180 neden? Tam merkez. Arabada çap ya. İki çap ne yapar? Bir çember iki parçaya verir. Yani 180 burada, 180 burada. Ondan da 360'ın yarısı burada kaldı. 180. 180'in yarısı buraya eşit değil mi? 90'a. Hani çevre evet. Açı neydi? Gördüğü yayın yarısına eşit. 180 yarısı 90. İşte oradan geliyor. Mesela. Yani bunu böyle bilsen daha rahat anlarsın. Çarpı ne yapıyormuş? Çemberi iki parçaya böldü. Yarısı 180 olduğu için buraya 180 yazdım. Çevre açı neydi? Gördüğü yayın yarısı. Yani 180 yarısı 90. Oradan geliyor. Evet, çapı gören açı neymiş? Çevre açı 90'mış. Bu şekli unutmuyorum. Sonra da çok kullanacağız çünkü. Evet. Mesela burada gözün şu çap olması lazım. AB yarım çemberi çarpmış. Yani şu çarpmış. Bak çevre açını görmüş. Şurası 90 olmasan kızlar. Şu C'nin tamamı var ya. Değil mi? Kuraldan dolayı biraz önce anlattığım gibi. Şunun tamamı 90 olması sebebi. 50 olur. Neden? Çünkü burası çap. 50 oluyor o zaman. Yani buraya 50 kaldı. Anlaştın mı 90 olması sebebini? Burası çap olduğu için. Bak burayı belirtmeyeceğiz. Çap. Kim? AB. Şurası çapmış. Yani şurası. Çarpsa gördüğü çevre açı 25. 90 buraya 50 kaldı. Evet. Buna ne yaparız? Tepe açısı 50 olan bir ikiz yani. Şöyle x diyebilirsin mesela. Böyle yapabilirsin. Ya da ne yaparsın? 180'den 50 çıkarıp 2'ye bölebilirsin. Bu doğru. 180'den 50 çıkar. 2'ye bölündüğünde x'i bulursun değil mi? Bu da 65 mi yapar kızlar x? Yani cevap şu olması lazım. Var mı sıkıntı? Üçgen oluştu. 50'yi bulduk. İkizkenar üçgen var burada. Çünkü neden? Şunları eşit verirsin. Buna x, buna x dedim. Bu x'i bulmak için ne yaparsın? 180'den 50 çıkarsın. 130 yapar. Sonra iki eşit parçaya bölmek lazım. Çünkü ikisi de eşit olduğu için eşit dağıtıyorsun. O da 65-65 paylaşılır yani. Ve bu da buydu. Doğrudur. Bir geldik başka bir soru. Evet, AB yine çarpmış. Şurada bizim çarpmış kızlar. DE ile de EC eşitmiş. Onu da söylemiş. 25'i vermiş, 30'u vermiş. CBD demiş. CBD nedir? Şu açı gidiyoruz, şu parça. Telefonu çalıyor herhalde. Evet, CBD açısı ne kadar? Kırmızıya böldüm yeri sormuş. Nasıl yaparız? Peki olan, yani biraz önceki kural ne? Çapı gören çevre açı. Burada çap var ama çevre açı gördün mü? Şu çevre açı değil mesela. Üstüne B olur. Bir çizgi çizmemiz lazım. Nereden çizmemiz lazım? Nereden nereye birleştirmemiz lazım sizce? Hocam nasıl desem ki? Ha, bunu yapmanız lazım. B ile E'yi birleştirince çap. Burası ne olur? Alt çap. Şu çap ya. Çapı görelim çevre açıyoruz da burası. Değil mi? Biliyor musun kızlar? Hocam ders bitti, bir ara verecek. Bitti mi? Hocam o zaman diğerlerin 30-30 mu kalıyor? Şunu bitip de öyle kapatmak istiyorum da. Evet, burası dik oldu. Neden? Çevre bu çevre açı oldu. 90'dı. Sebebi niye? Çapı gördüğü için. O hale gelene kaldı. Ha, şurada ikizgeni varmış. Şurayı bulabilsin. Biraz önce söyledim ki 2 iç şu 25 30 daha. Bunlar iç açıdı. Burası dış açı. Yani ADE üçgenin ADB üçgeninde iki tane iç açı toplanınca burası 55 yapmaz mı? Evet. 55. Şurada ne yapmış? Şurayı yükseklik ne yapmış? Taban iki iç parça görüyorsun. Bu ikizkenar üçgendir. Burada 55'ti. Burada 9. sınıf modülü ikizkenar üçgen. 55 buraya geldi. Vale şurası ne yapar? Bunları da bulabilirsiniz. 90 olduğuna göre buraya da kaç kaldı? Burada 35 mi kaldı? Şurada eşittir yani. Bunlar ikizkenar olduğu için bu açı ortaydır. 35'tir. 35'tir. Burada zaten burayı sormuş. İkisinin toplamı o halde 70 yapar. Cevap bitmiştir. Yani üçgenler iyi bilmek lazım. Üçgen açılar, ikizkenar üçgenin özelliklerini, eşkenar üçgenin özelliklerini bilmek lazım. Evet. Pisagor'a yoktu. Bunları iyi bilmek lazım. Yani dokunuzun çok önemliydi. Evet, hadi bir ara veriyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.